Ağır Sağlam'dan merhabalar arkadaşlar. Yine sohbetli bir antrenman videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde sporun benim hayatıma, yani Ağır Sağlam hayatına değil Furkan Kaya hayatına neler kattığından birazcık bahsetmek istiyorum. Özellikle bu yazlıkçı tayfanın artık sporu bıraktığı bu yaz dönemlerinde biz spora halen daha devam eden enayiler sporu gerçekten neden yapıyoruz? Buraya harcadığımız enerji, efor ve vakti ne ile takas ediyoruz? Bundan birazcık bahsedeceğim arkadaşlar. Şahsen benim hayatımda spor hemen hemen her zaman vardı. Yani mahallede top oynamaktan tutun, halı sahada top oynamak, dövüş sporları vesaire bir sürü şeyin içerisindeydim kendi çapımda. Fakat özellikle fitness, yani planlı disiplinli bir şekilde vücudun kas ve kondisyonunu artırmaya çalışmak gerçekten ekstra disiplinli bir şekilde faydalı. Yani bir spor yapmak bir eğlence ve rekreasyon olarak spor değil, kendi kimliğine aynı zamanda bir sporcu katmanın ciddi faydaları oldu. Benim başlama hikayem, ben diğer sporları zaten öyle veya böyle yaparken zayıf olduğum için, yani kas kütlesi ve kas kuvveti olarak zayıf olduğum için ağırlık çalışmam gerektiğini düşündüm. Bu şekilde yönlendirildim. Tabii bu ağırlık çalışmasına vücut ağırlığımla başlamıştım. Daha sonra bilinçli olarak yapmadığım dönemlerde YouTube'dan evde antrenman videoları falan izliyordum. Hani bizden çok talep ediliyor calisthenics ve evde antrenman. Bunu kendimle de ilişkilendirebiliyorum. O zamanlar Mike Chang'in kanalı vardı, Scott Herman'ın kanalı vardı ve böyle 5 kiloluk dumbbell'larla bir şeyler yapmaya çalıştığım dönemlerde başlamıştı. Daha sonra ağırlık çalışmasını bilinçli yapmam Semih'le beraber idman yapmamıza başlıyor. Yani beni salona çekip calisthenics'in üzerine powerlifting'i de eklemem gerektiğini söylemesiyle başlamıştı. O dönem Elliot Hulse'u da çok izliyordum. O da buna benzer, hani bilimsel olarak bunları anlatmaya çalışıyordu kendi tabirleriyle. Esas benim için ağırlık idmanları o şekilde başlamıştı. Şimdi bir setime giriyorum ve tekrar devam edeceğiz. Picky, I'm just real specific. I want nothing less than terrific. I know y'all get it. I'm aggressive, so our style is clashing. Killer instinct, and I play with passion. I'd rather be hated for being one of the realest than get a lot of love for these overrated appearances. I can stand on skill. Herhalde sporun bir insana katabileceği en önemli şey bana göre disiplin. Genellikle de zaten ülkeler genç nesillerini yetiştirmek için spor disiplinini kullanarak o kişilerin daha faydalı birer birey olmasını hedefliyorlar. Bizim ülkemizde tabii ki bu birazcık önemsenmiyor. Yani spora çok fazla kıymet verilmiyor. Geçenlerde bir paylaşım yapmıştım Instagram'da ve şöyle bir şey yazmıştım altına. Öyle hissettim o anda. Hepimiz bir şey olmak için spor yapıyoruz. Fakat yaptığımız sporu bir şey olmak için değil, hakkını vermek için, kendimizi terbiye etmek için yaparsak gerçekten oradan başarılı bir şey çıkaracağız. Bunu neye dayanarak söylüyordum? Tabii ki çok fazla DM geldiği için birkaç arkadaştan şöyle şey duymuştum üst üste. Abi işte ben neden madalya alamıyorum? İşte madalya almak için farklı bir spor branşına gitmiş, orada bir eksik görmeye çalışmış. Yani çaresiz bir şekilde başarılı olmaya çalışıyor. Ve onu da tabii ki yeterince efor ortaya koymadığı için, kendini yeterince terbiye etmediği için ve güçlü, kuvvetli ya da daha hızlı koşmadığı için başarılı olamıyor, madalya alamıyor. Ben de bu tip mesajlara hep aynı şekilde yanıt veriyorum. Diyorum ki sakin ol, 17 yaşında madalya alıyorsan zaten bunun o kadar da bir kıymeti olmayacak senin için. Çünkü gerçekten bir tarafın hep eksik kalacak. Çünkü sen karambolden o madalyayı aldın. Gerçekten dışarıdan bakan herkes sana evet bu adam şampiyon çünkü zaten performansı ortada demeyecek. O yüzden bizim gerçekten yaptığımız spor, o zorlanma işi, yaptığımız direnç sporu ve o ağırlığın altındaki zorlanmamız, acı çekmemiz bize zorlanmaya karşı bir dayanma gücü ve alışkanlığı katması lazım. Ve biz bunu hayatımızın diğer bütün kısımlarında da uygulamamız gerekiyor. Çünkü her zaman bir sabra ihtiyacımız var. Her zaman kendimizi terbiye edip daha sabırlı, daha sakin ve daha çok çalışmış, hak etmiş olmaya ihtiyacımız var. Çoğu zaman insanlar eğer hayatında bu tip bir disiplinin altına girmediyse, spor olabilir bu veya çok bir zorluk çekmiştir ve o zorluktan dolayı bir disiplin ve sabır, bir olgunluk kazanmıştır. Bunu yakalamadığı zaman çaresizce hemen bir şeyler olmaya çalışıyor ve genelde de insanların saygı duyduğu bir şeyi elde edemiyor. Ağırlık çalışması, o zorlanma, o failler, o hatalar sana senin kim olduğunu ispatlıyor. Bunun yanında da tabii ki uzun zaman önce söylediğim bomba bir söz var. Kişisel evrim vücutta başlar. Yani vücudumuzun değişmesi bizim zihnimizin değişmesine ön ayak olur. Attığımız her adım bizim farklı düşünmemize yardımcı olur. İşin felsefesine gireceksek eski Yunan'a kadar gideriz. Bu da, yani kişisel evrimimizin vücuda başlaması da asla orada kalmaz. Hayatımızın her alanına da katkıda bulunur. Kişisel evrim vücutta başlar ama orada kalmaz demiştim. Bu videonun sponsoru Cambly'den biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Cambly İngilizce öğrenmek için ana dili İngilizce olan hocalarla konuşarak İngilizcemizi öğreneceğimiz, geliştirebileceğimiz, onlardan tavsiyeler alacağımız bir birebir ders app'i. Neden bu önemli? Hani neden bu konuya böyle bir reklamda araya koyuyoruz? Muhtemelen kendisini geliştirmek isteyen bir insanın yapması gereken şeylerden bir tanesi de yabancı dilini geliştirmesi. İngilizce de şu anda tüm dünyada global olarak en geçerli dil.
herhangi bir konuda kendimizi geliştirmek istediğimiz zaman yapacağımız okumaların içerisine muhakkak İngilizce okumaları da gireceği için ben bu şekilde mesela İngilizce öğrenmeye başlamıştım. Daha sonra yaptığım işleri geliştirebilmek adına, yurt dışındaki insanlarla, mühendislerle toplantı yapabilmek adına İngilizce'de konuşmak için Cambly'e başlamıştım. Ve videolarımıza sponsor oldu sağ olsunlar. Şöyle hemen bilmeyen arkadaşlarımız için bahsedeceğim. Cambly app'inde arkadaşlar ya da bilgisayardan da bağlanabilirsiniz. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra ve ben size bir tane kupon vereceğim. Bu kuponla deneme de yapabilirsiniz. Anadolu İngilizce olan ve sizin ilgilendiğiniz konularla sizinle konuşabilecek bir sürü hoca var. Eğitmenlere baktığımız zaman mesela burada lokasyonlarına göre, aksanlarına göre bir sürü farklı eğitmen bulabilirsiniz arkadaşlar. Yalnızca yapmamız gereken buradan ara tuşuna basıp hocayla videolu görüntü bağlantısı kuruyoruz arkadaşlar. Görüşmemiz tamamlandıktan sonra da bu görüşmenin tekrarını izleyebiliriz. Hocanın bize yaptığı düzeltmeleri okuyabiliriz. Ve bu şekilde uygulamalı olarak, yani bir işi öğrenmenin en iyi yolu onu uygulamalı olarak yapmaktır. İngilizcemizi geliştirebiliriz. Kupon kodumuz burada yazıyor arkadaşlar. Bu kupon koduyla beraber aşağıdaki linkten ya da köşedeki kartlardaki linkten app'i indirebilirsiniz veya üyelik oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz üyelikle bu kupon kodunu kullanarak deneme yapabilirsiniz. Daha sonrasında da arzu ederseniz kullanmaya devam edebilirsiniz ki ben şahsen kullanmanızı tavsiye ederim İngilizceyi geliştirmek için. Çok teşekkür ediyoruz Cambly'ye sponsor oldukları için ve antrenmanımıza devam ediyoruz. Retrospect, I would have did it the same. In hindsight, I'm the only one to blame. I ain't picky, I'm just real specific. I want nothing less than terrific. I know y'all get it. I'm aggressive, so our style is clashing. Killer instinct, and I play with passion. I'd rather be hated for being one of the realest than get a lot of love for these overrated appearances. I can stand on skill alone, but I'm a package deal. I can write the whole song and rap for real. I got my head in the cloud with a pun intended. I don't need to see nobody, I don't want no visits. Introverted, I just flirt with the music. Small circles, how I choose it. Stay away from squares, they the one that look like a L7. I've been doing this since I was 11, and the shit gets real. Man flow, I ain't got time for the children. Now you can boo me, jump off, I'm winning. I still love you though, shout out to the women. Watch, you was cool, they was acting wild. Walk in, leave drunk, it was packed for aisle. Belligerent students, man, the shit got messy. Spor yapmak ne katıyor? Arkadaşlar, şurada hiç dümen yapmayacağım. Daha önce bir takım YouTube videolarında da bahsettim. Spor yapmak size hem bir şeyi becerebiliyor olmanızdan dolayı bir özgüven katar, hem de görünümünüzün gelişmesinden dolayı gerçekten bir güven katar. Şimdi kimse dümen yapmasın. İnsanoğlu görüntüye çok dikkat ediyor. Bu demek istediğim sadece fiziksel görünüme değil. Yani bir şeyin estetik görünmesi değil. İnsanoğlu yapısı gereği gördüğüne kanabilen bir şey. Olayları görüntüsüne göre değerlendirebilen bir şey. Bir olay dışarıdan nasıl görünüyorsa ona daha fazla ehemmiyet veren, gerçekte arkasındaki manaya çok fazla umursamayan birey. Ne kadar rasyonel olursa olsun insanoğlu bir olaya rasyonel yaklaşırken bile onun dışarıdan nasıl göründüğüyle, nasıl hissedildiğiyle, nasıl yorumlandığıyla, el ne deriyle etkilenebiliyor. Dolayısıyla tabii ki fiziğinizin güzelleşmesi de, yani six pack olmak zorunda değil ama hani giydiğiniz kıyafetin daha çok yakışması, ki bence doğal olarak spor yapan bir insanın hedefi bu olmasıdır. Bir, vücut kitle indeksinin 20 ila 25 arasında olması, biraz bodybuilding kas geliştiren bir kişinin 25'e yakın olması, benimki mesela 23.9-24 gibi bir şey. İkincisi de giydiği kıyafetlerin daha yakışması. Benim mesela ağır sağlam tişörtümüz, bu üstümde giydiğim beden medium beden. Medium bedenin bana yakışması güzel bir şey. Yani ben 77 kilo bir adamım. Bu arada tişörtlerimizi de alabilirsiniz kartlardan. Kaldıysa tabii. You
see, in retrospect, I would've did it the same. In hindsight, I'm the only one to blame. I ain't picky, I'm just real specific. I want nothing less than terrific. I know y'all get it. I'm aggressive, so our style is clashing. Killer instinct, and I play with passion. I'd rather be hated for being one of the realest than get a lot of love for these overrated appearances. I can stand on skill alone, but I'm a package deal. I can write the whole song and rap for real. I got my head in the cloud with a pun intended. I don't need to see nobody, I don't want no visits. Introverted, I just flirt with the music. Small circles, how I choose it. Stay away from squares, they the one that look like a L7. I've been doing this since I was 11, and the shit gets real. Grown man flow, I ain't got time for the children. Now you can boo me, jump off, I'm winning. I still love you though, shout out to the women. Wash, you was cool, they was acting wild. Walk in, leave drunk, it was packed for aisle. Belligerent students, man, the shit got messy. Remind me of my first show I did at the Resi. I ain't had no DJ, just the tape deck. Opened up for Son of Star Child, I love that. Met this cat named Larry, he was with the Avengers. Showed me how to make moves and walk with the winners. Soon went to the pen and never seen him again. But I did a couple shows with his friends. Lumberjack, Brown Clown, so-and-so, and dude with the orange pants. 10 years later, now I'm rocking the orange pants. But they jabos though, okay. You know. Fresh to death, yeah. Always and forever. Don't get it twisted. Number one listed. Nitro. Bir diğer husus arkadaşlar, neden spor yapmalıyız? Spor hayatıma ne kattı? Kesinlikle performans. Hobi olarak yaptığınız fiziksel olaylarda da performans. Gün içerisinde enerjinizin artmasında da performans. İnsanların doktora gitmesinin en büyük sebebinin kronik yorgunluk ve bitkinlik olduğunu biliyor muydunuz arkadaşlar? Tükenmişlik sendromu diye artık yeni bir tanım çıktı tıp dünyasında. Geçenlerde bir haberde okumuştum. Yani gün içerisinde özellikle metropollerde yaşayan insanların ne kadar bitkin olduğunu görüyoruz. Trafiğe çıkıyorsun, sabah işe gidiyorsun, oturuyorsun orada akşama kadar. Enerji üretemiyorsun. Spor senin bu enerjiyi üretmene, performansına, beyninin bile çalışmasına yardımcı oluyor. O yüzden kesinlikle sağlık açısından da performans açısından da yani fitness sporu yapmak. Bir futbolcusun, fitness sporu yapıyorsun, performansın artıyor. Çalışan birisin, doktorsun, mühendissin, memursun, öğrencisin. Fitness senin o işteki performansını artırıyor ve tabii ki sağlığını artırıyor. Paul Check'in 4 doktorundan bir tanesi Doktor Hareket. Özellikle de kuvvet idmanı arkadaşlar. Yani herhangi bir spor değil, kuvvet çalışması ağırlıklarla beraber ya da vücut ağırlığıyla beraber direnç çalışması sizin sağlığınızı en çok geliştirecek. Kardiyovasküler sağlığınızı, kas, iskelet sistemi sağlığınızı en çok geliştirecek şey. Birçok insan sırtıma ağır squat aldığım zaman sakatlanacağım tribine giriyor. Doktorlar yanlış bir şekilde, evet doktorlar yanlış yaparak yaşlı insanlara işte hafif kilo çok tekrar yap, ağır kiloyla çalışma gibi telkinlerde bulunuyor. Fakat o yaşlı insanın aslında yapması gereken o klozetten kalkarken güçlü olması. Yani klozetten 100 defa kalkması değil, klozetten bir kere kalkarken güçlü kalkması. Bu yüzden kesinlikle kuvvet çalışmaları, işte 5 tekrar, 10 tekrar yapabileceğimiz bodybuilding ve powerlifting tanımından bahsediyorum. Hani crossfit gibi 30-40 tekrardan da bahsetmiyorum. Bunların çalışılması sağlığı da performansı da inanılmaz kaliteli etkileyecektir. Ben henüz genç olduğum için yani öyle bir kronik problemim olmadı ama vitaminsizlik hastalığından kurtuldum. Bundan daha önemli bir şey yok herhalde. The dangling carrot it hang from the rear view. Your dreams in the past ain't nowhere near you. Backseat drivers got nothing but two cents. Shotgun.